Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Herkese merhaba. Birlikteliğimiz 16.30'a kadar devam edecek. Saat tam 15'i gösterirken spor kazanı başladı. Transferde asıl hamleler bundan sonra yapılacak ama transferde çok hızlı ve emin adımlarla giden bir kulübümüz var. O da Trabzonspor. Trabzonspor bir yeni transferine daha imza attırdı. Marek Hamşik. Az sonra ne söyledi imza töreninde bütün bunları yayınlayacağız. Ama öncesinde futbol dışı bir konuyla başlayacağız programımıza. Biliyorsunuz ülkemizin en önemli spor organizasyonu Gazi Koşusu 1927'den beri yapılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına ve cumartesi günü 95.si gerçekleştirildi. Bu konuyu ve atçılık sporla ilgili pek çok konuyu Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ile konuştuk. Bu özel söyleşiyi dinleyeceğiz. Ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili çok önemli haberlerimiz olacak. Anadolu takımlarımızın yaptığı transfer çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Özel röportaj. Değerli izleyiciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ülkemizin en büyük spor organizasyonu Gazi Koşusu'nun 95.si cumartesi günü yapıldı. Türkiye Jockey Kulübü yine çok başarılı bir organizasyona imza attı. Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri Sayın Ahmet Özbelge bizimle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgür, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim ve tebrik ederim. Zor ama başarılı geçen bir organizasyon oldu bence. Tebrik ederim sizi. Sağ olun, çok mersi. Hakikaten bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. Organizasyon çok başarılıydı ama seyircilerimiz yoktu. Onlar olsaydı inanın ki bu organizasyon yurt dışındaki organizasyonları bile gölgede bırakacak ihtişamda olurdu kesinlikle. %100 öyle. Umarım önümüzdeki yaz yapılacak Gazi Koşusu'nda, 96. Gazi Koşusu'nda seyirciler de olur. Evet. İnşallah bu 1 Temmuz'dan itibaren başlayan normalleşme süreci çerçevesinde biz de artık yavaş yavaş hipodromlarımızı şenlendireceğiz inşallah. Ve bu bağlamda da bu pandemi belasından kurtulduktan sonra inşallah 2022 yılında çok daha güzel organizasyonlara imza atır. İnşallah. Bakanlıktan bir bilgi geldi mi Türkiye Jockey Kulübü'ne? Çünkü futbol maçları Süper Lig'de seyircili oynanacak belli oranlarda. Aynı şey hipodromda geçerli olacak mı sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1 Temmuz genelgesine dikkatli baktığınız zaman aslında orada birçok bunun şifrelerini görebilirsiniz. Açık havada yapılacak konserler, sinemalar, tiyatrolar artık bunlar serbest bırakıldı. Kapalı mekanlarda yapılacak olanlar için bile belli oranlar öneriliyor. Dolayısıyla biz artık Türkiye olarak normalleşme sürecine dahil oluyoruz diye düşünüyoruz. Harika. Yani bu demek oluyor ki mutlak bir biçimde söyleyemeyiz ama önemli ipuçları var. Önümüzdeki dönemde at yarışları. Evet, zaten şu anda mesela yurt dışındaki organizasyonlarını izlediğiniz zaman artık oralarda da seyirci bir yerde serbest bırakılmış durumda gibi. İşte maçları seyrediyoruz. Avrupa Kupası maçlarını izliyoruz. Orada da seyirciler tribünlerde yerlerini alıyorlar. Şimdi at yarışları bir de açık havada yapılan bir spor ve bizim alanlarımız çok geniş. Yani aşağı yukarı 600 bin, 700 bin, 800 bin metrekare alanlarda biz yerleşmiş durumdayız. Bu sebeple açık hava sporu bu kadar büyük alanlarda ve şunu da itiraf etmek istiyorum. Atçılık hiçbir zaman aslında seyirci değil ama idmanlardan kopmadı. Yani orada yaşayan bir insan topluluğu var. Bunlar ne yapıyorlar? Atlarıyla ilgileniyorlar. Pandemi döneminde bile her gün sabah saat 3.30'da 4'te kalktılar. Atlarını idmanlarına götürdüler. Beslenmesini yaptılar. Ama tabii ki burada önlemlere çok dikkat ettiler. Biz de Türkiye Jockey Kulübü olarak en geniş önlemleri aldık ve bu pandemi döneminde aslına bakarsanız 600 kişilik, 800 kişilik, 1000 kişilik bir aileyi en az hasarla kurtardık pandemi döneminde. Harika. Sayın Ahmet Özbelge bizimle birlikte, Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri. Ben merak ettiğim için size bu soruyu soruyorum. Bazı haberler okumuştum. İşte Avustralya kıtasında bir hayvanat bahçesinde aslanlar koronavirüste enfekte oldu. İşte kaplana koronavirüs geçti diye. Atlar için aynı şey ya da aynı risk söz konusu muydu? Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi tabii pandemi başladığı zaman biz de çeşitli endişeler yaşadık. Çünkü bir bilinmezin içerisindeydik. Bu konuda hiçbir tecrübemiz yoktu. Neticesinde bilimden destek aldık ve veterinerlerle görüştük. Veterinerlerle konuştuğumuzda atların bundan etkilenmediğini söylediler. Ancak koronavirüsünün mesela domuzlarda ve ineklerde olabildiğini söylediler.
Bunun da bir ilacı vardı. Onunla tedavi ediyorlardı. Bu sebeple aslında belki bazı hayvanlarda koronavirüs vakasına rastlanabiliyor ama atlarda bugüne kadar rastlanan bir koronavirüs vakası yok Türkiye'de. Peki yarışseverlere vereceğiniz bir mesaj var mı bundan sonrası için? Yani aslında sizlere çok teşekkür ediyoruz. Basına çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde Gazi Koşusu'nda bizim yanımızda olmayan yarışseverlerimize bu büyük yarışı, 95 yıldır aralıksız koşulan bu yarışı en güzel şekilde aktardınız. En azından onların hipodromlarda olmasa bile evlerinde veya bulundukları mekanlarda bu koşuyu en iyi şekilde seyretmelerini sağladınız. Gerek röportajlarınızda gerek canlı yayınlarınızda. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarışseverlerimize de inşallah en kısa zamanda birlikte olmayı vaat ediyoruz. Umarım. Bu arada eğer uygun bulursanız size şunu da sormak istiyorum. Tabii spor kamuoyu sizi tanıyor. Galatasaray kongre üyesisiniz, divan kurulu üyesisiniz. Seçim oldu. Burak Elmas kazandı. Yeni dönemle ilgili varsa mesajınız ya da bir tespitiniz bunu da alabiliriz. Ben sana canlı yayında daha renkler çekilmeden söylemiştim. Doğru, sormuştum söylemiştim. Bana kim kazanır diye. Kırmızıyı çeken kazanır demiştim. Doğru. Çok değerli adaylar yarıştılar. Hepsi Galatasaray'ı daha iyi taşımak için bu hizmet yarışının içerisine girdiler. Neticesinde Burak Elmas kazandı. Şimdi artık Burak Elmas'ın etrafında birleşip herkesin gücünü ortaya koyup Galatasaray'ı tekrar üst sıralara zirveye çıkarmanın zamanıdır diyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Sayın Ahmet Özbelge bizimle birlikte Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri, Galatasaray Divan Kurulu üyesi, fikirlerini, tespitlerini ve bilgilerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Özür. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Özel röportaj. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımıza Fenerbahçe bölümümüzle devam ediyoruz. Dün Fenerbahçe yönetimi bir açıklama yaptı. Görüştüğümüz bir teknik direktör var ama henüz detaylar tam anlamıyla çözülmediği için birkaç güne daha ihtiyacımız var. Resmi açıklamayı birkaç gün içerisinde yapacağız dedi. Görüşülen ve genel çerçevesiyle anlaşılan teknik direktör Paulo Fonseca mı? En son Roma'yı çalıştırmıştı. Portekizli teknik direktör 48 yaşında. Bugün Sözcü Gazetesi'nde sevgili İrfan 25 o isim Fonseca başlığıyla Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik direktörün Fonseca olduğunu duyurdu kamuoyuna. Bizimle birlikte sevgili İrfan 25. İrfan hoş geldin yayınımıza, merhaba. Merhabalar Özgür, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Tebrik ederim bu başarılı haberinden dolayı. Teşekkür ederim. Benim aldığım bilgi Fenerbahçe'nin Fonseca ile anlaştığı yönde. Yani sadece şu anda detaylar görüşülüyor. Ve birkaç gün içerisinde açıklanacağı yönde bir bilgi aldım. Ve bu güvenilir bir kaynaktan aldığım için de bunu haberleştirdim gazetemde. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin artık açıklamasını bekliyoruz. Zaten yanılmıyorsam 9 Haziran'daydı. 9 Haziran tarihinde de yine haberleştirmiştik. Hatta Fonseca'nın yardımcılarından Nuno Campos'ta bir at tutkunu, aslında at yarış at tutkunu ve Türkiye'de İstanbul'daki at yarışlarıyla ilgilenen, yani bu kulüpleri takibi almıştı. Tabii o zaman daha sonra Tottenham kulübü devreye girmiş, Tottenham'la görüşmeler yapılmıştı. Ama tabii anlaşamayınca işte yeniden boşta kalmıştı. Fenerbahçe'de tekrar devreye girdi ve Fonseca'yla görüşmelerini olumlu yönde sürdürüyor. Büyük oranda da ben prensiple anlaştığını söyleyebilirim. Birkaç gün içerisinde de olayın artık tamamen netliğe kavuşmasını bekliyorum. Resmi olarak netliğe kavuşmasını bekliyorum Özgür. Sevgili İrfan, tabii sadece bu bahsettiğim haberden ötürü değil, yıl boyunca çok başarılı haberler yapıyor. Çok başarılı bir gazeteci. Bütün bunlardan dolayı. Yani sürekli iyi haberlere imza attığı için başarılı bir gazeteci. Bunu da basit bir övgü olarak algılama İrfan. Gerçeği söylüyorum. Okay. Çok teşekkür ederim yani övgü için, ama yani tabii verdiğimiz bazı şeylerde tabii gerçekleşmiyor, ama bu gerçekleşmediği zaman tepki görüyoruz. Ama tabii ilgilendiği zaman veya teklif olduğu zaman bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Mesele şu, şimdi Fonseca ile oturulmuş, görüşülmüş ve genel hattıyla bir anlaşma yapılmış ama bazı detaylar var. Çünkü işte pandemiden dolayı olabilecek hasarlar, işte ileride doğabilecek itiraflardan kaynaklanan tazminat meselesi, tazminatın bir sürü detayı, bunlar öyle bir günden iki güne çözülecek meseleler değil. Ama sen bir gerçeği görmüşsün, tespit etmişsin ve doğrulatmışsın. Bu teknik direktör, yani Fenerbahçe yönetiminin
anlaştık diye kastettiği teknik direktör Fonseca. Ha son dakikada bu detaylar üzerinde bir itilaf olur, anlaşmazlık olur, iş bozulursa o ayrı mesele. Her transferde söz konusu bu. Ama senin yaptığın doğru. Dolayısıyla genel çerçevesiyle anlaşma yapıldığını duyuruyorsun. O bakımdan çok başarılı bir haber. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi benim bana güvenilir bir kaynaktan gelmişti ve bilginin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani. İrfan, kaç yıllık anlaşma yapmayı planlıyor Fenerbahçe Fonseca'yla? Şöyle söyleyeyim, uzun vadeli bir planlama doğrusunda hareket edecek. Yani Fenerbahçe tabii Sayın Başkan Ali Koç artık ikinci döneminde bir teknik adamla devam etmeye. Yani bu, ben en azından bir 3 yıllık bir sözleşme yapılmasını bekliyorum. Tabii burada da Fonseca ile bir uzun vadeli planlama ve ona göre bir yapı kurup o şekilde devam edilmesini bekliyorum Fenerbahçe'sinden. Biliyorsunuz Shakhtar Donetsk kulübünde de Roma'nın öncesinde Shakhtar Donetsk kulübünde de çalışmıştı ve orada da oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu. Fenerbahçe'de de yine zaten genç oyunculara da önem veren bir isim. Bu açıdan baktığımızda da ben uzun vadeli bir planlama yapacağını düşünüyorum. Sevgili İrfan 25'te söyleşimiz devam ediyor. Kendisi sözcüde yazıyor. İrfan, bu arada transfer çalışmaları da devam ediyor. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Kaan Ayhan'la ilgileniyor mu Fenerbahçe gerçekten? Evet, Kaan Ayhan gündemde. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Ama tabii Galatasaray oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bir adım sanki önde gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ayrıca forvet transferi, Fenerbahçe bir forvet transferi de yaptı gözüküyor. Tabii forvet için gündeme gelen isimler var ama ben şunu söyleyeyim. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Şorlot'la da Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor. Bu önemli bilgi. Şorlot'ta gündemde. Evet, Şorlot'ta Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Kulübüyle tabi kulübünün vereceği karar doğrultusunda Fenerbahçe Sörlot transferi için de harekete geçecek. Tabi Sörlot'u Trabzonspor'da yakından takip ediyor ama Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim. Harika. Vedat Muriç? Vedat Muriç de yine kez ilgilendiği isimlerden bir tanesi ama daha çok kulübü tabi Sarri Vedat Muriç'le ilgili kesin kararını daha vermedi. Onu sezon başı kampında deneyici görecek. Ona göre bir karar verecek. Aslında her şey Sarri'ye bağlı diyebilirim. Ama Lazio'nun önceliği Vedat Muriç'i Türkiye'de de değil. Yani Bundesliga gibi, İtalya gibi kulüplere kiralayıp orada gelişimini sürdürmesi. Ama Vedat Muriç eğer Lazio kulübü izin verirse Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bunu belirtelim. Fenerbahçe forvet hattını neredeyse tamamen değiştirecek. Orada çok güçlü bir forvet hattı oluşturmayı planlıyor yönetim. Böylece de yeni sezona daha iddialı bir şekilde girmeyi planlıyor. Çünkü geçmiş yıllarda Fenerbahçe hep forvet hattındaki oyuncuların son vuruşlarındaki sıkıntılarından, son vuruş eksikliğinden, becerisinden yakınmıştı. Şöyle de bir istatistik var. Son yıllarına baktığınız zaman Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 15 gole ulaşan birkaç golcüsü var. Sadece bir tanesi Vedat Muriç son yıllarda gelen. Diğeri ise eleştirilmesine rağmen Van Persie işte 16 ya da 17 gol atmıştı. Onun haricinde gelen oyuncular son 10 yılına baktığınız zaman çok iyi bir performans ortaya koymamıştı. Şimdi Fenerbahçe'yi sabit forvet hattını da güçlendirmeyi planlıyor. Oraya da çok iyi bir takvime yapmayı planlıyoruz. Sevgili İrfan 25 bu bilgileri aktardı. Forvet transferi çok büyük bir önem arz ediyor. Sağlam iki tane forvete ihtiyacı var. Bu arada Ener Valencia'da Copa Amerika'da ülkesiyle Brezilya'ya karşı harika bir mücadele verdi. 1-1 biten maçta maçın adamı seçildi. Ener Valencia. Evet, Ener Valencia'da dediğim gibi forvet hattında da değerlendirilir ama daha çok Fenerbahçe onu kanat olarak değerlendirilir. İşte yeni teknik adam onu nasıl değerlendirecek hep birlikte göreceğiz. Ama kendi ülkemin takımıyla da iyi bir performans ortaya koydu. Hatta Brezilya maçında dediğim gibi golünde asistini yaptı. Ama sakatlık yaşamıştı. Sakatlığın çok ciddi olmadığı yönde bir bilgi var. Onu da tabii yeni sezon hazırlık kampında takip ettiğimizde de Valencia'yı da nasıl değerlendireceğini hep birlikte göreceğiz yeni tekniği. Evet, Brezilya ile Ekvador Copa Amerika'da 1-1 berabere kaldılar. Ekvador'un attığı gol pasını Ener Valencia verdi ama maçta sakatlık yaşadı. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız. Atilla Szalai Macaristan milli takımıyla harika bir turnuva yaptı. Atilla Szalai'nin peşinde çok sayıda kulüp olduğundan bahsediliyor. İngiliz kulüpleri, İtalyanlar, Atletico Madrid, doğru mu bütün bunlar? Şöyle söyleyeyim, Napoli ve West Ham United'ın ciddi olarak yani Fenerbahçe resmi olarak teklif yaptığını bilgisine sahip.
Şöyle Napoli kulübünün bir Fenerbahçe Atilla Saray'ın durumunu sorduğunu. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe Atilla Saray'ı 20 milyon euronun aşağısında bir bedele satmayı kesinlikle düşünmüyor. Bunu Sayın Başkan Ali Koç da katıldığı yayın, televizyon yayınında ifade etti. 20 milyon euronun aşağısında bir bedele satmayı düşünmediğini vurguladı. Bugün Macaristan basında çıkan haberlerde de zaten bu dile getirildi. West Ham United'ın da 12 milyon euro bir teklif yaptı. Ama Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği yönünde. Hem Premier Lig kulüpleri hem Serie A Ligi kulüpleri Atilla Saray'ı yakından takip ediyor. Fenerbahçe'de çok uygun bir bonservis bedeliyle devre arasında kadroya katmıştı. Ama Macaristan milli takımı da Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla Atilla Saray'ı Avrupa kulüplerinde yakın takip altına girdi. Fenerbahçe öncelikli olarak bu Atilla Saray'ı işte Belkas transfer listesinde olan isimleri söyleyeyim. Atilla Saray'ı Belkas gibi isimlerini satmayı düşünmüyor. Altay Bayındır gibi isimleri satmayı düşünmüyor. Onların yeni sezonda da kadroda kalmasını istiyor. Çünkü astronomik bir teklif olmadığı sürece de bu isimler kadroda kalacak. Ve önümüzdeki senede Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük silahları olacaklar. Tabii ondan sonraki süreçte zaten Fenerbahçe satış kültürü oluşturmuştu. Elif Elmas, ardından Vedat Bilic. İşte şimdi de elinde mevcut kadrosunda en az 5 oyuncu da yüksek bedelle satabileceği nitelikli oyuncular var. Bu oyuncular sayısında tabii yeni transferleri artırıp mali durumu da biraz düzeltmeyi amaçlıyor Fenerbahçe ilerleyen süreçte. Peki. İrfan, aktardığım bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşürüz. İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sözcü gazetesinde yazıyor ve bugün gazetesinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca dedi. O teknik direktör Paulo Fonseca dedi. Birkaç gün içerisinde Fenerbahçe'nin resmi olarak Portekizli teknik direktörle anlaştığını açıklamasını bekliyoruz. Galatasaray bölümümüzde konuğumuz Yakup Çınar. Yakup Çınar çok başarılı haberleri ve röportajları imza atıyor. Hem Fanatik Feb TV'de özel röportajları, iyi programlar yapıyor, hem de gazetede yazıyor bizimle birlikte. Yakup, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk Özgür abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmaların? Teşekkür ederim. Transfer dönemi malum yoğun geçiyor. Yeni sezon hazırlıkları başlıyor takımların. Yoğun bir günden bizi bekliyor açıkçası. Harika. Kaan Ayhan meselesi şu anda en sıcak transfer konusu galiba Galatasaray gündeminde. Ne dersin? Evet. En son senin Fenerbahçe ile ilgili, Fonseca ile ilgili görüşlerim vardı galiba. Bir konuğunun da bilgisini paylaştın. Bana gelen istihbaratla ilgili de çok kısa bir bilgi paylaşayım. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben de Ranieri'nin olma ihtimalini duydum mesela. Claudio Ranieri, İtalyan teknik direktör. Evet, son olarak Sampdoria'da çalışmış. 67 yaşında, deneyimli bir teknik adam. Hani bu isim de gündemde ama hani hiç kimse şu anda net bir bilgiye sahip değil tabii ki. Hani bende de öyle bir bilgi vardı. Hem Fenerbahçe taraftarları varsa da onlarla paylaşmak istedim açıkçası. Ama ilerleyen günlerde tabii ki belli olacak birçok isim gündemde. Kaan Ayhan konusuna gelmek gerekirse Özgür abi, geçen sezon başında aslında Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği bir futbolcuydu. 2,5 milyon euro olup da sözleşmesinde bir madde vardı. O parayı veren kulüp Kaan Ayhan'ı transfer edebiliyordu. O dönem menajerlerinin tercihi Sassuolo olmuştu ve o İtalya'ya gitmişti. Ancak istediği sezonu geçiremedi. İstediği kadar süre alamadı Sassuolo'da. Bu sezonda Sassuolo kendisiyle devam etmek istemiyor. Kendisi de istediği kadar süre alamadığı için kendisinin milli takımdaki performansını da etkilediğini düşünüyor. Ve Sassuolo'dan ayrılmak istiyor. Hatta bu yüzden menajerlerini dahi değiştirdiğini duymuştum. Ben Türkiye'den birkaç tane takıma öneriliyor kendisi. Öncelik şu anda Galatasaray gibi gözüküyor. Kendisi Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama hangi nedenlerden ötürü Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor sence? Özgür abi, şöyle, ilk kendisini milli takıma alan Fatih Hoca. Evet. Ve geçen sezon başında da cidden Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapmıştı. Hani İtalya'daki aldığı maaşı vermeyi kabul etmişti. Bonservisini ödemeyi kabul etmişti. O dönemde hani kariyerime İtalya'da devam etmek istiyorum diyerek Galatasaray'ı reddetmişti ve İtalya'ya gitmişti. Hani ben bu nedenlerden dolayı Galatasaray'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Ama bonservis konusunda tabii ki şimdilik bir sıkıntı var. Talipleri olunca İtalyan kulübü de evet bırakmaya sıcak bakıyor ama hani biraz daha yüksek bir bonservis istiyor. Bu da muhtemelen transfer pazarlığında olması gereken bir durum. Hani
gelin buyurun size 2 milyon euroya, 2,5 milyon euroya veriyoruz demiyor Sassuolo. Ki öyle çok paraya ihtiyacı olan da bir kulüp değil. Hani ben o kulübü de çok yakından tanıyorum. İtalya'nın en zengin insanlarından birinin kulübü ki Avrupa Şampiyonası'nda oynayan işte Locatelli, Berardi gibi futbolcuları var. Hani her sezon oyuncu satarak para kazanan bir kulüp. O yüzden çok kolay olmayacak pazarlıklar. Ama ciddi olan takım bu İtalyan ekibiyle görüşmelerini iyi bir şekilde sürdürürse, ısrarcı olursa pazarlıklarda rakamı istediği seviyelere getirebilir ya da biraz üstüne çıkmaya çalışır. Çünkü onlar dediğim gibi Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyorlar. Galatasaray da bu transferde bir adım önde gibi gözüküyor. 5-6 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Hani İtalyan kulübünün bu seviyede bir bonservis talep ettiği söyleniyor. Ama dediğim gibi transferde direkt hani gelin alın durumu söz konusu olmadığı için pazarlıklarla bu rakam mutlaka aşağılara çekilebilir. Peki. Şimdi Galatasaray'ın sağlam bir oyun kurucuya, forvet arkasında oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Paulinho tabii taraftarın transferini en çok merak ettiği oyunculardan bir tanesi. Şu anda boşa çıktı. Çin kulübüyle ilişkini kesti. O konuda son durum nedir? Bir. İkincisi, sizin gazetede vardı bugün yanılmıyorsam. Miralas. Kevin Miralas Gaziantep'le ayrıldı. Daha önce Everton'da izlemiştik onu, Belçikalı oyuncu. İyi de bir sezon geçirdi bence. Kevin Miralas da Galatasaray'ın düşünebileceği bir oyuncu mu? Yani şöyle, hani evet bizim gazetede var. Benim imzamla girmedi o haber ama 34 yaşında bir oyuncu Özgür abi. Galatasaray'ın da yeni yönetiminin belli bir transfer vizyonu var. Her gittikleri oyuncu genelde 23 yaş ve altı oyuncular. Fatih Hoca öyle istiyor çünkü. 30 yaş ve altını istiyor genelde. Kesinlikle. Hatta 30 yaş bile sınır yani. Daha genç oyuncular istiyorlar. Çünkü futbolun ekonomisi de Türkiye'de değişti. Hani Mustafa Muhammed gibi adam almak istiyorlar. Falcao'lara, Fegüller'e, Belhanda'lara büyük paralar harcamak istemiyorlar. Paulinho ismi de Galatasaray'la anılıyor. Dış basında yazıyor, yerli basında yazıyor. Ama benim kulübün içinden aldığım kaynaklara göre kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde Paulinho transferi yok. Bu çok önemli. Bir daha bunu tekrarlayalım. Paulinho transferi Galatasaray'ın gündeminde yok. Sevgili Yakup Çınar bunu Galatasaray'daki kaynaklarından edindi, doğrulattı, öyle mi? Kesinlikle. Dediğim gibi çok da yüksek bir maliyeti var Özgür abi. 4,5 yani milyon euro maaş istiyor net. Yani ya garanti para. Evet, Galatasaray'ın maaş bütçesi bu sezon tavan Muslera'nın maaşı olacak. 2,5 milyon euro. Aha. Galatasaray bu rakamın üzerinde hiçbir oyuncuya para ödemek istemiyor. Alanları da göndermek istiyor zaten. Kim bunlar? İşte Babel alıyor 3-3,5 milyon euro. Fegüli alıyor 3,5-4 milyon euro. İşte Falcao'nun maaşı bonuslarla birlikte 8-10 milyon eurolara çıkıyor. Hani yeni Galatasaray yönetiminin böyle bir transfer vizyonu yok. İşte tamam, yıldız transferi, Galatasaray taraftarında karşılığı olan isimler, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran isimler ama dediğim gibi yeni yönetimin bu tarz transferlere çok sıcak baktığını düşünmüyorum. O bölgeler için kiminle görüşülüyor onu da konuşalım istersen. Galatasaray tekrar Gedson Fernandes'i kiralamak için Benfica kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Benfica kulübü de şöyle düşünüyor. Biliyorsun Gedson Galatasaray'a geldiği dönemde aslında düşüş yaşadığı bir dönemde. Ve Galatasaray'a geldikten sonra tekrar piyasasını katladı. Büyük ihtimalle Benfica'da da bu sezon hani bir yıl daha kiralık vermeye sıcak bakıyor ki oyuncunun değeri biraz daha artsın. Gedson da buradan mutlu ayrılmıştı zaten. Gedson transferi bir kere düşünülüyor. Bunun için girişimler sürüyor. Galatasaray bu transferi kiralık ve satın alma opsiyonuyla bitirmeye çalışıyor. Yine aynı takımda biliyorsun Florentino Luis ismi var. Geçen sezon Monaco'da kiralık olarak forma giymişti. Ne bu da genç. Onun için? Bu da genç bir oyuncu ama ben Portekiz'de birkaç tane gazeteci arkadaşla görüştüm. Rui Costa'ya ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım kendisine. Ona da soracaktım durumu ama Portekiz'den birkaç tane gazeteci arkadaşla görüştüm. Bu sezon Florentino Luiz'i kadroda tutmak istiyorlar. Çünkü o bölgede Benfica'nın satabileceği bazı oyuncular varmış. Onun yerine yeni transfer yapmaktansa hani Florentino Luiz'le devam etmeyi düşünüyorlar. Gerçekten o da muhteşem bir yetenek Özgür abi. Gedson'la birlikte Portekiz'in son dönemde yetiştirdiği önemli futbolculardan bir tanesi ki 2 sezon önce
bonservis bedeli 20, market değeri 20 milyon eurolara çıkmış bir oyuncuydu ama Monaco'da şans bulamadı. Bu sezon bile yaklaşık 10 milyon euro civarında bir değeri var bu oyuncunun. Bu oyuncuya tekrar değer katmak istiyor Portekiz kulübü. Florentino Luiz ismi biraz zor gibi gözüküyor Galatasaray adına. Ama eğer ki gerçekten kiralık göndermek isterlerse hani Gerson Fernandez'in tekrar Galatasaray'da yeniden uyanışı nedeniyle hani ve Fatih Hoca'nın da eski öğrencisi Rui Costa ile ilişkilerinden dolayı hani böyle bir tercihleri söz konusu olabilir. Ancak Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Girişimler şu anda sürüyor ama önümüzdeki günlerde daha net bilgileri paylaşabiliriz izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle. Sevgili Yakup Çınar bizimle birlikte bu bilgileri aktardı Galatasaray'la ilgili olarak. Yakup, sol bek transferinde durum nedir? Özgür abi, Galatasaray'ın şu anda transferdeki önceliği sol bek. Biliyorsun ayın 20'sinde yaklaşık 21 gün sonra Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV Eindhoven'la karşılaşacak. Ve şu anda sol bek oynayabilecek 2 tane oyuncu var Galatasaray'da. Bir tanesi Emre Taşdemir, yeni sözleşme uzatılmıştı. Ve altyapıdan gelen, geçen sezon işte Urfa'da forma giyen Süleyman Nuş vardı. Bu bölge için girişimler sürüyor. Hani ilk açıklanacak yabancı transferlerden bir tanesi bu bölgeye olacaktır. Gündemdeki en sıcak isim Real Betis forması giyen Alex Moreno. Fatih Hoca'nın ve scout ekibinin yakından takip ettiği bir isim. Bu oyuncuyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Kulübü kiralık bırakmaya sıcak bakıyor ancak satın alma opsiyonunu biraz yüksek tutuyor sanırım. Şu anda o yüzden gecikmiş durumda biraz bu transfer. Yoksa hani acil ihtiyacı olan bir bölge Galatasaray'ın. Onun dışında da yine Alioski ismi gündemde hala. Bu oyuncu Leeds United'da geçen sezon forma giymişti. Yine bu sezon Makedonya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'na da katıldı. Geçen sezon dikkat çeken bir performansı vardı. Şu anda bonservisi elinde ancak yüksek maaş talebi var. O yüzden hani çok sıcak bakılmıyor gibi. Bu iki isim dediğim gibi sol bek transferi için gündemde. Sürpriz bir isim olursa da şaşırmam ancak Alex Moreno ismi Fatih Hoca'nın listesinde olan ve Galatasaray'ın peki bir süredir takip ettiği oyunculardandı. Yakup, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Az önce Galatasaray'ın sol bek arayışından bahsetmiştik. Herkes Alex Moreno'nun Galatasaray'ın gerçek transfer gündemi olduğunu söylüyorlar. Real Betis'te oynuyor Sevilla kentinin diğer takımı. Şimdi sizleri İspanya'nın Sevilla kentine götürüyoruz. Orada arkadaşım Jose Antonio Espina bizleri bekliyor. Benim de yazdım As gazetesinin Sevilla temsilcisi. Sevilla kentindeki her iki kulübü Sevilla ile Real Betis'i yakından takip ediyor ama gönlü Real Betis'ten yana. Dolayısıyla Real Betis'ten çok daha iyi bilgi alıyor. Jose'ye soracağız. Bu transfer oluyor mu Galatasaray adına, olmuyor mu? Alex Moreno sol bek. Hola, ¿qué tal, Jose? Hola, ¿qué hay? José, gracias por aceptar de unirse al programa. De nada. Aquí los medios locales lo vean a Moreno en el Galatasaray, pero no lo seguro, porque el Betis no quiere cederle, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no quiere cederle. El problema con Moreno es que además la ficha que tiene no es muy alta, el salario, y el Betis solo podría usar un 25% de lo que libere del salario, porque el Betis está en graves problemas económicos y si no es mucho dinero, como en este caso, porque la ficha, ya digo, no es muy grande, el Betis solo podría liberar el 25%, una cuarta parte de lo que se quite de ficha y de lo que pagara el Galatasaray. Uh-huh. ¿Cuánto vale el jugador ahora mismo? ¿4 o 5 millones de euros? No sé exactamente lo que pide el Betis, puede ser esa cifra. Yo creo que con esa cifra el Betis se daría por... Bueno, que yo creo que estaría contento. Ya te digo, el problema es que el Betis en realidad, como le costó más de 7 millones y eso no lo va a pagar el Galatasaray, y como tiene problemas económicos con la Liga, se pasa el límite salarial, solo podría liberar una cuarta parte de lo que
de lo que ingrese para fichar a otro jugador. Es decir, del total del salario y de la ficha y del traspaso, solamente podría fichar a otro jugador con la cuarta parte de eso. Y eso es un problema para el Betis, claro. Şimdi Real Betis onu kiralık olarak vermeye kesinlikle sıcak bakmıyor. Bir kere onu maliyetli bir transfer olarak görüyor ki öyle. Rayo Vallecano'dan 7 milyon euronun üstünde bir fiyata transfer etmişlerdi. Dolayısıyla ekonomik koşulları da düşündüğümüzde ki La Liga yönetimi de belli limitler koydu. Real Betis bu limitler ve pandemiden kaynaklanan ekonomik darboğaz içerisinde olan ve çok ciddi ekonomik problemleri olan bir kulüp. Dolayısıyla satmak istiyor onu ve en azından verdiği, harcadığı paranın büyük bir bölümünü buradan bir satışla çıkarmak istiyor. Alex Moreno'nun satışıyla bu parayı çıkarmak istiyor. 7 milyon euronun üstünde sattığına göre bunun en azından yarı yarıya fiyatını 4 milyon euro, 5 milyon euro alarak zararına da olsa bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Daha doğrusu kiralamaktan ziyade satışla bu işlemin gerçekleşmesini istiyor. Peki oyuncu ne kadar kazanıyor Real Betis'te ya da oyuncu Galatasaray'la bir anlaşma yaptı mı? Real Betis'te Galatasaray arasında anladığımız kadarıyla bahsettiği sebepten dolayı bir anlaşma yok. José, ¿el jugador dio el ok al Galatasaray? Yo creo que sí, que él le gustaría porque la oferta económica del Galatasaray es sustanciosa, es bastante más dinero del que podría ganar el Betis. Pero donde además el Betis no tiene para nada asegurada la titularidad, ¿no? Pero ya digo que el problema no es ese, el problema es que el Betis no tiene disponibilidad del dinero que ingresara, solo podría disponer de la cuarta parte y con ese dinero tendría que fichar a otro lateral izquierdo. Y eso es un problema, claro. El jugador cobra 800 mil de euros al año. Más o menos, sí, aproximadamente. Sí. Al Galatasaray le ha ofrecido 1.2 millones de euros, exactamente. Claro. Bravo. Es mucho más dinero, creo. Mucho más, sí. Mucho, sí. Claro. Okay. Al final, ¿tú crees que el Galatasaray podrá cerrar el traspaso de Alex Moreno y podrá llegar un acuerdo con el Betis? Yo creo que depende del dinero que tenga el Betis para fichar a otro lateral izquierdo, que yo, como digo, ya ahora mismo no es mucho. Y dependerá también del dinero que ponga el Galatasaray en lo alto de la mesa. Yo creo que, si mi información no es mala, el Galatasaray no tiene tampoco demasiado dinero ahora mismo, ¿no? Sí, efectivamente. No se puede acercar a 4 millones, 5 millones por el traspaso. Entonces, si no pone ese dinero, lo veo complicado. Ok. Muchas gracias, José. Muy bien, a ti. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Sonuç sorumuz şöyleydi. 1. Oyuncu Galatasaray'la anlaştı mı? Galatasaray'a evet dedi mi? 2. Oyuncu Real Betis'ten yılda kaç para kazanıyor? 3. Senin kişisel fikrin nedir? Bu transfer o ya da bu şekilde, şu ya da bu biçimde Galatasaray adına biter mi? Cevaplar: 1. Oyuncu Galatasaray'a evet dedi. Galatasaray'da oynamak istiyor. Sebebi de Galatasaray onun Real Betis'te kazandığından çok daha fazla para kazanıyor, para öneriyor. Dolayısıyla oyuncu evet dedi. Okey verdi Galatasaray'a. Bu konuda herhangi bir behis yok. Peki oyuncu Real Betis'ten yılda kaç para kazanıyor? Aşağı yukarı 800 bin euro. Galatasaray'ın önerdiği ücret 1.2 milyon euro, belki de daha fazlası. Dolayısıyla oyuncu kendi ekonomik koşullarını da düşünerek Galatasaray'a gitmek istiyor. Peki inancın nedir, kişisel inancın? Galatasaray'a gelebilir mi? En sonunda Galatasaray bir şekilde bu transferi bitirip Real Betis'le uzlaşabilir mi? Bana zor gözüküyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Galatasaray'da ekonomik problemler içerisinde Galatasaray'ın 4 milyon 5 milyon euro vermesi zor gözüküyor. Mesele zaten oyuncuyla Galatasaray'ın anlaşması değil. Oyuncu Galatasaray'a gitmek istiyor. Bu konuda herhangi bir bahis yok. Mesele Real Betis'in bir şekilde ikna edilmesi. Real Betis bir sol bek almak istiyor ve alacağı bu sol bekin parasını büyük ölçüde bu satıştan karşılamak zorunda. Çünkü öyle zor ve ekonomik darboğaz içerisinde ki, ekonomik olarak öyle zorda ki, Real Betis bir şekilde oyuncu satması ve satarak kaynak yaratması, para kaynağı yaratması gerekiyor. Çünkü La Liga yönetiminin koyduğu limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmek durumunda ve gerçekten ekonomik anlamda belki de en kötü dönemini yaşıyor Real Betis. O bakımdan hiçbir şekilde bu oyuncunun kiralık transferine izin vermeyecekler. Şu anki düşünceleri bu. Ancak satışına izin verebilirler. O da işte
4-5 milyon euroluk bir transfer bedeliyle olabilir. Bilmiyorum Galatasaray bu ücreti ödeyebilir mi ama gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da ekonomik koşullarla, zorlu ekonomik koşullarla çevrili şu anda ve çok zor bir dönemden geçiyor ekonomik anlamda. Ödemesi zor bir rakam olarak gözüküyor. 4 ya da 5 milyon euro. Durum bu. José Antonio Espina Sevilla kentinden Real Betis ile ilgili Galatasaray'ın transfer gündeminde olan sol bek Alex Moreno ile ilgili bu bilgileri aktardı. Avrupa'dan futbol. İspanya. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai, ben Fenerbahçeliyim, kontratım da devam ediyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için gururluyum diyor. Ama iki tane kulüp, bunlardan bir tanesi West Ham United, bir diğeri Napoli, ciddi bir biçimde Atilla Szalai'nin transferiyle ilgileniyor. Peki Beşiktaş'ta son durum ne? Dün aktarmıştık, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Tabii Adem Laiç'le yollarını ayırmak istiyor siyah beyazlı yönetim ve onun yerine düşünülen isim Alex Tekşira. Alex Tekşira'nın bugün bir fotoğrafı çıktı. Beşiktaş Adem Laiç'le yollarını ayırmayı ve Alex Tekşira'yı kadrosuna katmak istiyor ama tabii parasal konularda henüz uzlaşılmış değil. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Joseph de Souza sosyal medya hesabından Tekşira ve Fernando Lucas Martins'le fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Beijing Guoan forması giyen Lucas Martins de siyah beyazlı kulübün gündeminde olduğu iddia ediliyor. Bu fotoğrafa istinaden böyle yorumlar yapılmış. Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Tekşira, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formalarını giymişti. Çin'de oynamıştı Jiangsu'da. 2016'da transfer olduğu Çin liginde Jiangsu'yla 5 sezonda 148 maça çıktı ve Brezilyalı orta saha oyuncusu 73 gol attı. Shakhtar'da oynadığı dönemde Avrupa'nın elit kulüpleri, birinci sınıf olarak nitelendirebileceğimiz kulüplerinin transfer gündemindeydi ve Brezilya'dan gelirken de Vasco da Gama'da oynarken de Avrupa'da çok büyük bir futbolcu olabilecek, yıldızı parlayacak isimlerden bir tanesi olarak gösterilmişti ama Shakhtar'dan sonra gittiği yer Çin'di. Çünkü o çok daha fazla parayla futbol kariyerini sürdürmek istedi. Çin'de onun transfer olduğu dönem, yani 2016 döneminde astronomik rakamlar ödeniyordu futbolculara. Yani orta sınıf futbolculara, ortalama futbolculara bile 6 ile 10 milyon euro arasında maaşların ödendiğini biliyoruz o dönem itibariyle Çin liginde. Şimdi öyle değil elbette ki. O nedenle yıldız olarak ya da işte Avrupa'da yıldızı parlayacak oyuncu statüsündeki futbolcuların oradan, Çin'den bir bir ayrıldığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi de Alex Tekşira. Beşiktaş'ın transfer gündeminde. Sevgili Yılmaz Can Polat Beşiktaş'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın genel kurulu üyesi, altyapıyla ilgili çalışmalar da yapıyor. Aynı zamanda da Lüleburgaz kulübünün başkanlığını üstlendi. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Hoş bulduk Özgürcüğüm, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Bu arada Beşiktaş'a geçmeden önce yarın bir seçim var galiba değil mi? Amatör kümelerle, amatör liglerle evet, ilgili. İstanbul ASK'nın seçimi var yarın. 2400 üyenin oy kullanacağı bir seçim. Biliyorsun İstanbul ASK'yı kazanan şeyi de kazanıyor. ASK'nın Türkiye genelindekini kazanıyor. Çok önemli bir seçim var ama ben Ali Düşmez'in çok rahat kazanacağına inanıyorum. Ali Düşmez kazanacak. Evet. Anladım. Peki. Siz seçimlerde var mısınız listede? Evet, ben de varım. Çünkü Tahtakale Kartalları diye benim kendi spor kulübüm var biliyorsunuz Avcılar'da. Onun da üyesiyim. ASK üyesiyim. Allah kısmet ederse yarın da bir oy kullanacağız. Ben şöyle bir jest yapmışlar. Herhalde milli takım bizim başarısız olunca ASK'da yarın oy kullanacak bütün herkese milli takım ve şortunu verecek demiş. Bu da güzel bir şey olmuş. Peki. Peki. Lüleburgaz'da işler nasıl gidiyor? Sayın Başkan Ahmet Nurçebi kararını verdi mi pilot takım anlaşması için? Valla şimdi Ahmet Bey'le geçen başkanımla göre görüştük. Bu Sergen olayı vardı biliyorsun. Bir 45 gündür bayağı bir Beşiktaş'ı çok meşgul etti. Ahmet Başkan da, Ahmet Nurçebi de çok üzüldü yaşananlardan dolayı. Ben biliyorum. Evet. Yani şimdi Sergen'i biz her zaman söylüyoruz. Sen bizim çocuğumsun. Başka yere gitme şansın yok. Ama Türkiye'de maalesef insanlar seni şöyle yaparız, götürürüz, şuna götürürüz, buna götürürüz, imzalama dediler. Ama Sergen en sonunda Beşiktaş'ını gösterdi. Ahmet Nurçebi'yi de fazla üzmeden anlaştılar. İnşallah bu biz de, normalde Ahmet Nurçebi'nin sözleşmesi 2+1'di ama bir senelik sözleşme imzaladı. İnşallah nice daha seneler kalır gibi görüyorum. Sevgili Yılmaz Can Polat, açık konuşalım.
Sergen Yalçın için bir milli takım organizasyonu yapıldı anladığım kadarıyla. Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda başarısız olunca belki Şenol Hoca ile Şenol Güneş'te yollar ayrılır. Sergen Yalçın milli takımın teknik direktörü olur şeklinde bir hesap yapıldı. Başkaları tarafından yapıldı. Bu da Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme konusunda Beşiktaş'ta geç kalmasına sebebiyet vermiş olabilir. Çünkü belki bilmiyorum Sergen Yalçın da çalışma biçimi olarak milli takımı kendisine daha uygun görüyor olabilir. Yılda 4 maç, 5 maç vesaire bilemiyorum. Ben böyle olduğu kanaatindeyim. Ancak iş olmadı. Bu iş, bu organizasyon, bu plan gerçeğe dönüşmedi. Neden? Çünkü bir kere Şenol Güneş net bir biçimde bir takım imalar yapıldı. Bir takım güdümlü sorular soruldu kendisine. İstifa edecek misiniz vesaire diye. Ben istifa etmem. Bunları da yönetimle konuşurum. Sizinle konuşmam dedi. Son derece net bir tavır sergiledi. Tabii yönetimle de konuşulacak mesele tazminat meselesi olur eğer istifa söz konusuysa. Niye? Çünkü 50 milyon TL'lik bir tazminat maddesi var benim bildiğim kadarıyla Şenol Güneş. Evet. Bütün bunlardan dolayı Sergen Yalçın'da milli takım olayı olmadı. Sonrasında bir final görüşmesi oldu Beşiktaş'ta ve anlaşma sağlandı. Ben böyle okuyorum. Bu süreci... Doğrudur ama şunu söylüyorum ki şimdi Türkiye'de milli takım formasını giymek çok kutsal bir iştir. Ben Türkiye'de milli takımında milli takım hocasına dahil olup prim ve maaş olayını ben yanlış görüyorum. Biz öyle gördük çünkü. Ben de genç milli takımda oynadım ama bize hiçbir zaman şu kadar para kazanacaksınız, bu kadar para alacaksınız diye yanlış. Milli takımda para konuşması bence yanlış. Zaten yanlış olmasını şimdi biz hepimiz haklı çıkarıyoruz. Niye çıkarıyorsun? Milli takım şu andaki hali belli. Biz milli takım gitmeden milli takımı reklam yıldızı yaptık futbolcuları. Hani antrenmanlardan çok reklamlara yolladık. Onun için de herkesin gördüğü milli takım. Şu yazık yani şu milli takım, ben size şunu söyleyeyim yani şu an milli takımı normal bir tane ikincilik ve üçüncülük takımı. Yani şuna inanıyorum ki Lüleburgaz Spor, Bal Ligi bir takımı ve Lüleburgaz Spor'u götürseydim bu kadar ezilmezdi yani. Anladım. Peki. Şimdi geçelim transfer meselelerine eğer vaktiniz varsa. Bir, var, konuşalım. Alex Tekşira gerçekten Beşiktaş'ın transferini istediği bir oyuncu mu? Valla Beşiktaş'ın ister. Şu anda ben o lig bittiğinde de aynı şeyi söyledim. Beşiktaş'ın şu anda 15 tane yakın futbolcu almak zorunluluğu var. Çünkü kiralıklar gitti. Yani şu anda her tarafta açık var. Sergen şu anda bunun hesabını yapıyor. 15 topçu veya en kötü diyorum 15 benim görüşüm ama inşallah 20 de alırlar da. Eğer o şartlar uygunsa Beşiktaş bunları alacak. Alex'in söylediklerinizi ben de dün akşam Twitter'da gördüm onu. Yani ben Brezilyalı futbolculara fazla güvenemiyorum. Çünkü çok iyi reklam yapıyorlar. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Belki de Beşiktaş'ı kullanarak, çünkü daha önce Hulk zamanında da ben Hulk Beşiktaş'a gelmeyecek demiştim. Kendine pazar yapıyor demiştim. İster miyim? Ben çok isterim. Sosa ile beraber bir resim paylaşmışlar dün. Sosa'yla. Yani keşke gelir. Ama ben %20 görüyorum o kadar. Sebep niye? Çok mu para istiyor? Çok para. Kaç para istiyor bildiğiniz kadarıyla? 6-7 milyon euro. 6-7 milyon euro. Yani bu paralar ödenecek olsa Beşiktaş şu ana kadar çok sayıda transfer yapmıştı. Başta evet. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda İspanya'da Costa ile ilgileniyor. Santrafor. O durum nedir? Yani Diego Costa transferinde durum nedir? O şu anda %55 oldu. Oldu mu? Oraya doğru peki, gidiyor. Peki Costa minimum 3 milyon euro net maaş, ayrıca bonus istiyordu. Yani imza parası istiyor. Ya imza parasını kabul eder, kaybetmezse yani indirim yaparsa bu iş biter. Ya Beşiktaş 3 milyon euro vermeye rıza gösterdi mi maaş gösterdi. Olarak? Gösterdi. Evet gösterdi. Peki. 3 yıllık sözleşme. Aynen. 2+1 ama konti şey olur. 2+1 1 yıl opsiyon. İsterse, evet. Yıllık 3 milyon euro maaş. İmza evet. Parası konusunda onu her sene için imzalar bize. Her çünkü sene için 1 milyon euro istemişti. Yani 3 senelik kontrat imzalaması 3 milyon euroluk imza parası istemişti. Evet aynen öyle. Yani bunu da peşin değil ama her sene 1 milyon diye. Çünkü biliyorsun bankalarla bir anlaşma var. Doğru. Bu anlaşmalarını bir şartnamesi var. Onlara uymak zorundasın yani. Beşiktaş'ın zaten harcaya para minimum sene 380 bin trilyonu yakın ya 1 milyon yakın bir para. Beşiktaş imza parasında ne diyor? Ne kadar veriyor? Ya o bir imza parasını isteme diyor. Gelip imza alabiliyor. Ha imza parası olmasın ama net 3 milyon maaşa evet, gel diyor. Verelim evet. Anladım. Kabul eder mi sence? Sevgili bence eder. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. Onun da bir çıkış yapmak istiyor. Tabii doğru. Bence gelir. Yani şimdi bunu yaparken konuşacağız. Şu anda Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Herkesi şu anda orada oynamak isteyen topçunun Beşiktaş'a ihtiyacı var. Doğru.
Peki. Bakalım ne olacak. Kenan Karaman Beşiktaş'ın istediği ya da transferini gerçekleştirdiği oyuncu mu sence? Kenan Karaman Beşiktaş'a olmaz. Sebep? Kesin. Çünkü bu kaç senedir oynuyor Avrupa'da? Almancı zaten. Almanya'da doğdu tamam. Büyüdü. Kaç senedir oynuyor orada? Bundesliga 2'de oynadı geçen sene Fortuna Düsseldorf'ta. Yani herkes ben her gazeteye yazdığımda onu görüyorum da. He, anladım evet. Yani anladım. Yani üst düzey futbol oynama oranı nedir diye soruyorsunuz. Aynen. Evet. Peki. Yani bence olmaz %100. %100 olmaz. Anladım. Evet. Peki. Sevgili Yılmaz Can Polat Beşiktaş bölümümüzde bu bilgileri aktardı. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz olmuş? Ben teşekkür ederim. Bu arada Ersin ve Larin'in satışıyla ilgili var mı bir gelişme duyduğunuz? Ersin'e 7-8 milyon euro yazılıyor. Eğer Ersin'e 4-5 milyon verirse ben yönetim olsam Ersin'in önünü açarım. Ersin gider. Çünkü ben geçen gün de konuştum birileriyle orada. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde bizi zirveye taşıyacak kaleci şart. Peki. Kim olabilir Ersin giderse Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı zirveye taşıyacak kaleci? Valla şu anda 3 tane 4 tane isim yazılıyor ama o isimlerden hiçbiri olmaz gazetecilerin yazdığı. Hangileri onlar? Mert yazılıyor Günok. Galiba. Hı-hı. Evet. Olursa şu anda en büyük aday Ertaç. Malatya Spor'un kalecisi Ertaç. Evet. Peki. Sevgili Yılmaz Can Polat Beşiktaş bölümümüzde bilgisini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol, dünyadan futbol. Euro 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda dün iki tane harika maç vardı. İkisi de uzatmaya gitti. Bir tanesi penaltılarla çözülen bir maçtı. Yani İsviçre-Fransa maçını kastediyorum. Uzatmalarda normal süresi 3-3 biten maçta uzatmalarda İspanya iki tane daha gol attı ve 5-3 kazandı Hırvatistan karşısında. Dramatik anlar da yaşandı o maçlarda. Örneğin İspanyol milli takımının kalecisinin yaptığı, Simon'un yaptığı hata ilk golü yemesine neden oldu İspanya'nın ama sonrasında İspanya çok hırslı oynadı. Tempo gücünü ortaya koydu ve güçlü Hırvatistan karşısında uzatmalarda da olsa turu almayı başardı. Bu konuya değineceğiz ama İsviçre tam 67 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Fransa'yı penaltı atışları sonrasında eledi. Bu maçta da uzatma dakikaları ve normal süre 3-3 sona ermişti. Euro 2020'de Fransa'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre 67 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında Fransa veda etti. Fransa adına turun gitmesine sebebiyet olan penaltıyı Mbappe kaçırdı. Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalan İsviçre 67 yıllık hasretini sonlandırdı. İsviçre 67 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Biliyorsunuz milli takımımızın bulunduğu gruptaydı. Bu takım İsviçre'nin bundan önce çeyrek finale yükseldiği son turnuva 1954 kupasıydı. Elbette ki Fransa'da üzüldü ama Didier Deschamps oyuncuların ortaya koyduğu mücadele anlayışından dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Tek tek oyuncularını teselli etti saha içerisinde ve sorumluluk bana ait dedi Fransız teknik direktör. Halbuki Didier Deschamps'la birlikte dünya şampiyonu olmuştu Fransa milli takımı. Mesele bu değil. Bu kadroda birlik ve beraberlik var. Sorumlu benim. İşler kötüye giderken ben onlarlayım, onlar da benimle. Bunu yönetmek için zamana ihtiyacımız var şeklinde konuşuyor Deschamps. Penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye de sahip çıkıyor Deschamps. Sonuna kadar savaştık ama penaltılar her zaman acımasızdır. Kimse Mbappe'ye kızamaz diyor. Futbol, dünyadan futbol. Bir yorum. Teknik direktör Koray Palas, Avrupa futbolunu, dünya futbolunu çok iyi bilen isimlerden bir tanesi. İngiliz futbolunu ülkemizde en iyi bilen isim. Çünkü yıllarca İngiltere'de yaşadı. Hatta hayatının büyük bir bölümü Londra'da geçti. Hocam hoş geldiniz. Özgürcüğüm iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin size. Teşekkür ediyorum. İşte, futbol böyle olmalı. Avrupa Şampiyonası izleyeceksek böyle maçlar olmalı dediğimiz bir gündü dün bence. Ne dersiniz hocam? Vallahi Özgür katılmamak elde değil. Yani gerçekten şu ana kadar turnuvanın en heyecanlı gününü yaşattı dört tane ülke bize ve sadece skor anlamında değil futbol anlamında da doyduk ve gerçekten söylediğin gibi turnuva dediğin böyle olmalı. Nefeslerimizi kesti iki müsabakada üst üste ve günün sonunda baktığın zaman İsviçre belki de turnuvanın en büyük sürprizine imza attı. Çünkü Fransa gibi bence turnuvanın favori takımı olarak gösterebileceğimiz bir takıma karşı
3-1'den son 5 dakikada maçı çevirmek ve bunun üzerine de uzatmalarda yediği bütün baskılara rağmen ayakta kalabilmek ve bununla birlikte penaltı atışlarında Fransa gibi dünyanın bence şu anda en tehlikeli takımı, çünkü her mevki bir yıldız adayı ve özellikle sonucu yapabilecek oyuncu sayısının fazla olduğunda göz önünde bulundurduğun zaman bence İsviçre şu ana kadar turnuvanın en iyi sonucunu aldı diyebiliriz. Petkovic'i de kutlamak lazım. Çok iyi bir teknik direktörlük örneği veriyor. Hocam bir de size şunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi İsviçre milli takımına baktığımızda en kozmopolit, dünyadaki en kozmopolit milli takım olduğunu görüyoruz. Yani zaten İsviçre kozmopolit bir ülke. Yani İtalyan kantonu var, Alman kantonu var, Almanca konuşuluyor, İtalyanca konuşuluyor, Fransızca konuşulan yerler var vesaire vesaire. Ama özellikle Kosova ve Arnavutluk başta olmak üzere pek çok Balkan tarihi kadim medeniyetlerden, Balkan ülkesinden göç almış. Ve bakın şimdi gol atan oyunculara da baktığımızda bunu görüyoruz. Yani bütün kadroya baktığımızda bunu görüyoruz. Tabii Seferovic, Gavranovic. Evet. Bunların hepsi Balkan kökenli oyuncular. Yani tam bir lejyonerler ordusu İsviçre. Penaltı kaçırdığı maçın normal süre içerisinde Rodriguez'den bahsediyorum. Ricardo Rodriguez. O da Şilili. Yani yıllardır İsviçre'de oynuyor. İsviçre'de doğdu büyüdü ama Şilili mesela ya, bu lejyonerler kadrosundan bir milli takım oluşturmak. Çünkü milli takımda her ne kadar bugün modern futbol içerisinde bu tür duygusal öğeler geri planda kaldı deseniz de bir ruh gerektirir. Petkovic bunu da oluşturuyor. Bu kadar kozmopolit farklı yerlerden gelen oyuncuları bir takım hüviyetinde birleştiriyor. Bence harika bir teknik direktörlük örneği verdi. Ne dersiniz? %100 katılıyorum. Bir kere Petkovic bile sonuçta baktığın zaman bu Balkan ülkelerden bir tanesinden gelen bir ailenin çocuğu olduğunu unutmamak lazım. Doğru. Dolayısıyla sadece oyuncuları değil, teknik direktör de bu Balkan ülkelerinden gelen bir ailenin çocuğu. Artı İsviçre dediğin zaman işte benim direkt aklıma gelen kalecileri Sommer, evet tipik bir İsviçreliye benziyor. Bir de Zuber, yani ilk aklıma gelen iki isim bu. Değil mi? Şaka'dan tutun da Shaqiri'ye kadar, Embolo'ya kadar hepsi dışarıdan, yani tabii, Afrikalı tabii. Ama daha çok şeyden, ailesi çalışmak için İsviçre'ye gelmiş göçmen ailelerin, Balkan ailelerin çocukları bunlar. Tabii. Ve baktığın zaman refah seviyesi de dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi aslında, evet. Yaşam standartı olarak. Futbol olarak belki dünya futbolunda çok büyük bir söz sahibi ülke değil ama bu turnuvada şunu gördük. O birlikteliği, beraberliği doğru oluşturarak inanılmaz bir iş yaptılar. Bence turnuvanın en iyi sonucunu aldılar. Biraz önce yayın başında da söylediğim gibi. Çünkü Fransa takımı çok farklı bir takım. Bence turnuvanın favorisiydi benim açımdan. İtalya'yı daha önce de izlemiştik ama İtalya'ya da ayrı bir yere koymak lazım diye düşünüyorum. Hocam bence favori İtalya ve Belçika. Belçika'nın çok iyi kadrosu var. 6. jenerasyon ve gerçekten İspanyol teknik direktörleriyle birlikte harika bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Portekiz son Avrupa şampiyonu unvanıyla geldi buraya ve son dakikalarda çok baskı yaptı ama bunu karşılayabilecek soğukkanlılığa ve yeteneğe sahip bence fazlasıyla Belçika takımı. O yüzden... Şöyle düşünüyorum, ben aslında dünya futbolunda belli başlı futbol kültürüne sahip olan işte Belçika gibi, İngiltere gibi ligi çok güçlü olan ama uluslararası alanlarda bir türlü milli takım adına başarıyı yakalayamayan 2-3 ülkeden bir tanesi Belçika ve İngiltere. İngiltere tarihinde bir tane Dünya Kupası şampiyonluğu var, yine çeyrek final, yarı finaller var ama genel olarak baktığın zaman böyle bir başarıya uzanan bir hikayesi yok. Belçika'yı da bu kategoriye koyabiliyorsun. Dolayısıyla acaba bu iki ülkeden birisi şey yapabilir mi? Buraya kadar gidebilir mi? Onu bekleyip görmek lazım. Tabii bu akşam İngiltere'nin yıllar boyu düşman olduğu diyelim. Yani her turnuvada genelde işte ya ikinci roundlarda ya çeyrek finallerde yarı finallerde karşılaştı ve mağlup olduğu bir Almanya'ya karşı. Tarihi ve siyasi olarak da öyle hocam. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, tabii, Avrupa'daki tabii. Bölüşüm Savaşı'nda değil mi? Her zaman karşı karşıya gelen iki ülke. Bu spora da ister istemez yansıyor. Almanya ve İngiltere. Doğru. O yüzden İngilizlerin bugün inanılmaz büyük bir heyecanı vardır. Ben de açıkçası 7'deki müsabakayı. Bu iyi bir müsabaka olacak. Ne diyorsunuz? Kim kazanır? Valla sanki bir tık daha İngiltere yönde görüyorum. İngiltere yönde görüyorsunuz. Biraz da duygusal da olabilirim ama. Doğru, çünkü uzun yıllar orada yaşadım. Hocam niye Alman takım böyle sanki bir moral bozukluğuyla başladı? Yani üzerlerinde bir atalet var. Halbuki Alman takımı en sistematik, yani sistemini olabildiğince rahat uygulayabilen bir takım. Çok tecrübeli oyunculara sahip.
Ama sanki böyle istemeye istemeye turnuvaya gelmiş ve çok büyük mağlubiyetlerin, hezimetlerin arkasından bu maçları oynamak zorunda kalıyormuş havasındalar. Yanılıyor muyum, öyle mi? Benim de hissiyatım o şekilde. Muhtemelen bunun şöyle bir alakası olduğunu düşünüyorum. Yani Löw'ün de son turnuvası olacağını açıklaması. Hani bizim ülkemizde olsa yer yerinden oynar bu tarz şeylerde ama bu tarz ülkelerde çok fazla da böyle şey olmadı, ses getirmediğini düşünüyorum. Hı. Ama sanki böyle Löw de heyecanı yitirmiş bir Alman milli takımı görüyoruz. Yani bence çok dinamik bir müsabaka olur bu akşam. Çünkü iki takımın da çabuk oyuncuları var. Ön tarafta iş yapabilecek oyuncu sayısı fazla. İki takım da heyecan verici bir oyun oynuyorlar. Tempolu ve coşkulu oyunları var iki takımın da. Bence bizi çok iyi bir müsabaka beklediğini düşünüyorum. Ve sanki İngilizler bir tık daha önde diye düşünüyorum. Özellikle Raheem Sterling ve Harry Kane gibi, Kane gibi önemli silahlara sahipler. Orta sahada da güçlü oyuncular var. Anderson, Mount. Doğru. Tabii Alman milli takımını hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Bir kez her şeyden önemlisi çok iyi bir turnuva takımı. Yani bu turnuvada bile baktığın zaman kağıt üzerinde çok favori gösterilmiyorlardı. Hatta gruptan çıkıp çıkamayacakları belli değilken bir anda bir bakıyorsun Almanlar yine sessiz sedasız çok iyi yerlere geliyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Bu ilk bir şey değil onlar için. Yani aslında burada elenmeleri bile Alman milli takımı için tarihe başarısızlık olarak geçer diye düşünüyorum. Evet. O yüzden bize çok iyi bir müsabaka beklediğini düşünüyorum. Fransa'ya yenildiler, Portekiz'i yendiler ve Macarlarla son dakikada buldukları golle turu geçmeyi başardılar ama Macaristan maçında da çok zorlandı Almanya. Ben özellikle Ginter, Mels, Rudiger ve Kimmich'ten oluşan defans bloğunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. İlkay ve Emrecan iki tane Türk, Alman milli takımda başarıyla oynuyor. Biri giriyor, biri çıkıyor vesaire ama oyunda kaldıkları süre boyunca son derece başarılılar ve ben her ikisine de büyük bir özgüven beslediği kanaatindeyim teknik direktör Löw'ün. Hocam İsveç-Ukrayna maçı için ne diyorsunuz? Ya tabii bence sürpriz. Yani bu iki takımın da buraya kadar gelmesi sürpriz. Tamam, İsveç şey oynuyor. İsveç'in de coşkulu bir oyunu var. İyi de sonuçlar aldılar. İsveç'i de yabana atmıyorum. Ama şu ana kadar İsveç ve Ukrayna'nın da gelmiş olduğu nokta bence sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir nokta. Hı hı. Çok heyecanlandıran bir müsabaka değil. Biri İskandinavya ülkesi. Onlar da oyunu böyle çok coşkulu, çok heyecanlı oynamıyor. Ukrayna'nın buralara kadar gelmesi de İyi bir işaret. Tabii ki orada da Zinchenko gibi, Yarmolenko gibi iyi oyunculara sahip. 2-3 tane de olsa özel oyuncuları var. Yani çok beni heyecanlandıran bir müsabaka değil ama sonuçta turnuva adına takip etmekte fayda var. Açıkçası bir sonraki turda kim çıkarsa çıksın buradan çok fazla ileriye gideceklerini düşünmüyorum. Son 16 turunda Euro 2020'de saat 19'da İngiltere, Almanya, saat 22'de ise İsveç, Ukrayna maçları var. Teknik direktör Koray Palas sizler için bu karşılaşmaları yorumladı. Normal süresi 3-3 biten maçta İspanya, Hırvatistan karşısında uzatma dakikalarında Alvaro Morata ve Mikel Oyarzabal'ın golleriyle 5-3 kazandı. Luis Enrique çok hırslı, sonuna kadar ısrar eden, oyunun her detayını ayrıntılarıyla düşünen ve oyunun her detayı için futbolcuların savaşmasını arzu eden bir teknik direktör bunu da gösterdi. Ben kulübe açısından çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Luis Enrique'nin teknik direktörlük yeteneklerine güveniyorum. Her ne kadar itici açıklamaları olsa da hocam yani çok değişen bir jenerasyona sahip. Yani kalecisinden ön bölgede oynayan oyuncularına kadar, yani normalde İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Şampiyonası'nı kazandığı takım içerisine Alvaro Morata'nın girmesi mümkün değildi ama bugün değişmez oyuncusu forvet mevkiinde. İşte Soriano dün girdi, golünü attı. Real Madrid, Barcelona ve Atletico ya da işte Avrupa'da, İngiltere'de oynayan İspanyolların dışında İspanya'nın diğer takımlarından seçilen oyuncuların oluştuğu çok farklı bir yapı var İspanya milli takımında. Yani Real Madrid, Barcelona egemenliği bütünüyle ortadan kalkmış ve çok başka oyunculara güvenerek yepyeni bir jenerasyonla bu işin içine girdi. Luis Enrique, aksamalar olması son derece normal. Grupta ilk iki maçı golsüz ve berabere geçti. Ama buna rağmen en son müsabakada aldığı farklı sonuçlar. Evet. Ya şimdi İspanya futbolu kabuk değiştirdiğini düşünüyorum. Bu kabuk değişiminde de sistemin dışında, yani sistem daha doğrusu bireysel yeteneklerin dışından daha çok sistematik bir takıma geçtiğini görüyoruz. Bunun da meyvelerini alıyorlar açıkçası. Ama ben İspanya'nın da yolunun bir sonraki şeyde de
bir sonraki turda da İspanya'nın da buraya kadar gidebileceğini düşünüyorum. Çok da fazla bir beklenti içerisine girmeden bir sonraki dünya şampiyonasında daha da etkili işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda daha şey bölümündeler. Yani daha hasat bölümüne yeni yeni geçiyorlar. Ama o kabuk değişiminde önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum İspanya futbolunun şu anda yaşamış olduğu sürece. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tekrar görüşürüz. Teknik direktör Koray Palas bizimle birlikteydi. Bir yorum. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımızda sırayı Trabzonspor bölümümüz alıyor. Trabzonspor teknik direktörü belli, yönetimi belli, yönetim kurulu başkanı belli ve transferlerini planladığı gibi adım adım gerçekleştirerek şu ana kadar en istikrarlı transfer dönemi adına söylüyorum. En istikrarlı kulübümüz olarak dikkat çekiyor. Bugün de bir başka transferini tecrübeli oyuncu Marek Hamşi'ye imza attırdı Bordo Mavili yönetim. Hem Marek Hamşi'nin açıklamalarını hem de Başkan Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını dinliyoruz ve bu açıklamalarla birlikte bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Öncelikle çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor gerçekten çok dürüst bir süreç ilerletti. Çünkü hiçbir sorun olmadan gayet açık ve net bir şekilde bütün süreç çok açık bir şekilde ilerledi. Ve benim için de açıkçası en doğrusu ve en iyisi olan buydu. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na katıldığımda milli takımla beraber o süreçte kafamın sadece oraya odaklanmasını ve sonrasında da Trabzonspor'a nasıl yardımcı olabileceğim, takımın başarılarında nasıl katkı olabileceğini düşünmem gerekirdi. Dolayısıyla benim için de bu transfer süreci bahsettiğim gibi gerçekten çok hızlı gerçekleşti ve hep istediğim gibi çok dürüst bir şekilde gerçekleşti. Umuyorum birlikte harika bir sezon geçireceğiz. Çünkü buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların Napoli'de yaşadığım gibi burada da insanların takımlarına olan, futbola olan tutkularını görebilme fırsatı buldum. Aslında futbolda tam olarak budur. Futbolda taraftarların o tezahüratlarını duyabilmek, stadyumda onların o çıkardığı sesleri duyabilmektir asıl da tutku. Ben de bunu burada yaşayacağımdan eminim çünkü geldiğim ilk andan itibaren burada bu tutkuyu görmüş oldum. Stadyumda gidip taraftarlarımızın o tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum ben de. Tabii ki umuyorum taraftarlarımız da zaten bu mesajı alacaklardır ve eğer buna da benim bir katkım olursa, bu rakama ulaşmamızda benim de bir katkım olursa ve şehrin sokaklarında Hamşik formlu taraftarlarımızı görürsek eğer ben de bundan gerçekten büyük onur duyarım. Radyo Spor. Yani ifadelerden de anlaşılacağı gibi hem benim ifadelerimden hem Maray'ın ifadelerinden oyuncular ve kulüp birbirlerine karşı açık ve dürüst. Ama bu her safhada transfer öncesi, transfer sonrası görev yaptıkları süre içerisinde oyuncular ve kulüp birbirlerine karşı açık ve saygılı davrandıkları takdirde işler çok daha farklı bir platformda, çok daha sağlıklı olarak yürüyor. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Marek'in futbol oynama arzusu, özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Futbol oynama arzusu, büyük bir takımda oynama arzusu, hedefleri olan bir takımda oynama arzusu bu transferi çok kısa sürede problemsiz ve sıkıntısız olarak gerçekleştirdi. Ben bu bağlamda emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz ekonomik olarak. Kendisi de bunun farkında. Bütün yani dünya ekonomisini etkiliyor bu pandemi. Maalesef dünya ekonomisini etkiliyor. Sadece futbol endüstrisini değil. Geçtiğimiz sene içerisinde taraftarlarımızdan uzak, taraftar katkısının olmadığı ve futbolun sabit gelirlerinin ciddi oranda düşüş gösterdiği bir süreç yaşadık. Yine burada dürüst olmak istiyorum. Çok ciddi finansal kayba uğradık. Bizim elimizdeki tek enstrüman, tek ürün TS Club'ın forma satışları. Kendisinden önce kadromuza dahil ettiğimiz 3 oyuncumuza 5'er günden 15 bin forma sattık. Tahmin ediyorum ki kendisi de aynı sayıda 5 bin formayla Trabzonspor'un ürün satışıyla birlikte Trabzonspor'un bütçesine 5 bin formalık bir katkıda bulunacak. Herhalde yanılmıyorum. Evet, teşekkür ediyorum kendisine. Thank you. Gerçekten 10 milyonun üzerinde taraftarı olan bir kulüp için 300 bin forma fazla bir rakam değil, çok büyük bir rakam değil. O zaman ben Marek'i aynı zamanda bizim bu yılki forma elçimizi tayin ediyorum.
Evet, 300 bin formanın tabii imzalanması fiziki olarak pek mümkün değil ama dediğim gibi kendisi bu sezon için artık bizim forma elçimiz. Gerçekten 10 milyon taraftarı olan bir kulüp için, özellikle Trabzonspor için 300 bin büyük bir rakam değil. Ben buradan Marek'le birlikte ben de taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. 300 bin forma kısa sürede tüketelim ve ne kadar büyük taraftarının kulübüne nasıl sahip çıktığını bütün ülkeye bir kez daha gösterelim. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazananı sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.